Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımızın bu ilk dersini karikatüre yeni başlayan arkadaşlara ayırdık. Derslerimizi akademik veya hobi amaçlı öğrenmek isteyen, dolayısıyla yolu karikatürle kesişen tüm karikatür sever dostlarımızın her seviyeye uygun nitelikteki dersleri artık kanalımızda bulabileceksiniz. Karikatür eğitiminin yanı sıra eğlenceli, güncel, sosyal içerikli karikatürler, portre karikatürleri ve konulu illüstrasyonları birlikte çizeceğiz. Başlangıçtaki derslerimizde figür için çöp adamlarla çalışma, tip ve yüz ifadeleri gibi konuları, ileri süreçlerde ise desen, kompozisyon, perspektif, renk, ışık, gölge gibi konularla devam edeceğiz. Ayrıca tüm kullanılan malzemeleri birlikte deneyeceğiz. Kısacası zaman içinde karikatür hakkındaki her şeyi kanalımızdaki derslerde öğreneceğiz. Gelelim karikatür nedir sorusuna. Karikatür nedir sorusu için çeşitli dillerde kullanılan karikatür sözcüğü İtalyanca abartma, yükleme, bozma, çarpıtma eylemi anlamını taşıyan karikatura sözcüğünden gelir. Karikatür en kısa tanımıyla gülmece deseni, grafik gülmece terimleriyle tanımlanabilir. Ayrıca bir tarz olarak da karikatür yazı ile desteklenebilir. Biz buna balonlu karikatürler diyebiliyoruz. Ama esas olan yazıya ihtiyaç duymadan sadece çizgiyle mesajımızı, iletimizi aktarabilmemiz karikatür sanatının ruhuna daha uygun olup çok değerli ve evrenseldir. Bu tarzdaki karikatürler yazısız, yani salon karikatürleri olarak adlandırılır. Karikatür en az iki önemli niteliğin birlikteliğinden doğar. Birincisi espriyi bulmak için düşünme gücü, ikincisi ise espriyi iletmek için çizim yeteneği. Sizlerle karikatürlerimizi oluştururken geometrik formlar yardımıyla figürleri ve objeleri nasıl çözümleyeceğinizi bir sonraki dersimizde anlatacağım. Ama önce kullandığımız malzemelerin tanıtımını yapmak istiyorum. Karikatür sanatında olmazsa olmaz kurşun kalem. Bu kurşun kalemleri, yani bu aslında resim kalemlerini karikatür sanatında da kullanıyoruz. Karikatürdeki desenlerimizi oluştururken bol araştırma çizgileriyle çizgilerimizi araştırıp netleştiriyoruz. Bir diğer desen çalışma malzemesi arkadan basmalı kalemler. Uçlu kalemlerle desenlerimizi oluşturabiliriz. Kurşun kalem safhası bittikten sonra, desenimizi kurşun kalemle oluşturduktan sonra keçeli kalemlerle çinleme olayına geçiyoruz. Kurşun kalemle çizdiğimiz bir karikatürü daha sonra çinleme dediğimiz keçeli kalemlerle üstünden geçiyoruz. Bu konturları oluştururken, yani karikatürü orijinalleştirirken, kurşun kalemi netleştirirken çeşitli muhtelif firmaların ürettikleri 02, 03, 04, 05, 06 gibi uç kalınlıkları bulunmakta. Asetat kalemlerimiz var. Bu asetat kalemleri çabuk kuruyor. Özellikle hızlı çalışmalarda, çabuk kurumasını istediğimiz çalışmalarda bu asetat kalemlerini, yani keçeli kalemleri kullanabiliriz. Gene kaligrafi kalemi olarak adlandırılan Artline'ın kesik uçlu kalemi mevcut. Oluşturduğumuz karikatür desenini, kurşun kalemle oluşturduğumuz karikatür desenini kontürlerini çizerken incelik alanına çizdiğimiz takdirde karikatürümüze bir 3 boyut kazandıracak. Bu kesik uçlu kalemlerimizi yine kullanabiliriz. Bunun dışında keçeli kalemler var. Piyasada uygun fiyata satılan bu keçeli kalemleri ben orijinal karikatürlerde çinlemede kullanmıyorum. Sadece eskizlerde kullanıyorum. Çünkü renkli çalışmaya geçersek eğer suda dağılacağı için bu kalemler, bunları pek ben tercih etmiyorum. Karikatürlerin çinlemesi bittikten sonra bazı detaylar için, bazı taramalar için 01-02 gibi yine kaligrafi kalemleri mevcut. Bunlarla da detaylarımızı çizebiliyoruz arkadaşlar. Evet, keçeli kalemler bu şekilde. Diğer çinleme malzemelerine geçecek olursak, sırada fırça uçlu kalemlerimiz var. Fırça uçlu kalemlerimiz gördüğünüz gibi, bunun haznesi çıkıyor. İçine buradan mürekkep çekiyoruz. Mürekkebi çektikten sonra çinlememizi yapıyoruz. Her mürekkep bittiğinde doldurabilme şansınız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kalemleri de çinleme yaparken kullanabilirsiniz. Karikatür sanatımızın klasiği olan tarama uçlarımız var. Çizgimiz geliştikten sonra ancak bunları kullanmamız doğru olacaktır. Şimdilik bunları kullanmıyoruz. Bir köşede tutuyoruz. Çizgimiz ilerledikten sonra bu tarama uçlarını kullanabiliriz. Çünkü bunları yeni başlayan arkadaşlar için bir kullanmak bir hayli zor. Desenimiz güçlendikçe, elimiz alıştıkça ileriki süreçlerde bu tarama uçlarını kullanabiliriz. Karikatürlerimizi çizdiğimiz kağıt, şöhler kağıdı kullanıyoruz. 200 gram ile 300 gram arasındaki şöhler kağıdı bizim işimizi görecektir. Şöhler bulamıyorsanız kanson kağıdı yine gayet iyi bir seçenek olacaktır. Karikatürlerimizi yine çizerken gönyemiz olması mutlaka gerekiyor. Çünkü karikatürümüzü çizerken bir çerçeve atmamız söz konusu. Çerçeve attığımız zaman kompozisyonlarımızı daha rahat oluşturacağız. Mürekkebimiz var, çini mürekkebimiz, hamur silgimiz var. Hassas yerleri, ince yerleri silmek için, düzeltmek için yine sert silgimizi kullanabiliriz. Mümkün mertebe silgi kullanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü araştırma çizgileri vasıtasıyla desenimizi oluştururken bol çizgi atmamız lazım. Bol yanlış yapacağız ki aradaki doğruları bulalım. Bol araştırma çizgileriyle desenimizi oluşturacağız ve desenimiz netleşecek. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu şekilde. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derse görüşmek üzere, hoşça kalın.